En sonunda tamamen Fahrettin Altun sansürü baştan yaptı yani. Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli basın mensupları, meclis haftanın son çalışma gününde ancak gelecek haftada çalışacak. Çünkü bugün saat 16'dan itibaren Adalet Komisyonu'nda sosyal medyaya sansür getiren, sosyal medya mecralarını görünürde denetleyen ama temel niyette kısıtlayan, yasaklayan ve iktidara karşı her türlü eleştirinin ve iktidarın her türlü eleştirinin engellenebileceği, iktidarın istemediği tüm mecraların susturulup karartılabileceği bir düzenlemeyi önerdiler. Milliyetçi Hareket Partisi de Adalet ve Kalkınma Partisi. Bugün saat 16'da komisyonda bunun görüşmeleri yapılmaya başlanacak. Uzun süreceğini, çetin geçeceğini tahmin ediyoruz. Ardından da gelecek hafta Salı gününden itibaren Meclis Genel Kurulu'nda sosyal medya düzenlemesi tartışılacak. Sosyal medya düzenlemesinin dört başı mamur bir sansür düzenlemesi olduğunu ifade edelim. Halk TV gibi, Tele1 gibi muhalif televizyon kanallarına yargıdan geçtiğimiz günlerde yürütmeyi durdurma kararları aldığımız ama idarenin muhalif kanallara husumetini açıkça ortaya koyan, onları susturmak isteyen, elindeki neredeyse %90'lara varan yaygın medya gücüyle yetinmeyip özgürce eleştirmeye çalışan birkaç kanalı da susturmak, lisanslarını iptal etmek için mücadele edenler kaybettikleri gücü, anketlerdeki erimelerini, gelecek seçimi bu şartlarda kazanamayacaklarını görmeleri sonucunda son çareyi sosyal medyayı da baskılamak, susturmak, durdurmak da buldular. Bunda bir görünür etken var, bir de gözden kaçırılan etken var. Görünür etken Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın torununun doğumunda yaşanan haksız, hadsiz, terbiyesiz bir takım paylaşımlardı. O Sayın Erdoğan açısından bardağı taşıran son damla olarak gösteriliyor. Öncesinde de bütün muhalefet partileri buna hazırlanmaya çalışıldı. Bir takım odaklar, bir takım eller tarafından. Halkların Demokratik Partisi'nin geçmiş dönem eş genel başkanı Sayın Demirtaş'ın eşine, İyi Parti genel başkanı Sayın Meral Akşener'in şahsına, Cumhuriyet Halk Partisi'nden benim de içinde olduğum CHP'de yönetici kadrolarında olan kişilere, ailelerine ağır hakaretler yapıldı ve ardından bardağı taşıran son damladan sonra hadi gelin sosyal medyayı görünürde düzenleyelim ama aslında hükümetin kontrolüne sokalım. Onu rahatsız eden kim varsa bunları durduralım. Tabii burada Z kuşağının, gençlerin özellikle sınav ertelemelerinde tepeden kibirle konuşan, çok bağıran, böyle kendilerinden başkasını dinlemeyen saray aklına verdikleri dislike cezasının ve önümüzdeki süreçte ilk kez oy kullanacak 6 milyona yakın seçmenin içinde Cumhur İttifakı'nın perişan durumda, yerlerde sürünen bir durumda olduğunun ortaya çıkması da etkili. Ve Z kuşağının sosyal medya üzerinden etkileşimini, örgütlenmesini, oradan beslenmesini, orada dinamizm bulmasını ve hayata ve siyasete oradan müdahale edecek, etmekte olduklarını ve edecek olduklarını öngörenler Z kuşağını yıldırmaya, susturmaya, birbiriyle iletişimini koparmaya çalışıyorlar. Getirilen teklif tam olarak budur. Teklif Güney Kore ile yarışan, açıkçası Çin'i yönetenleri kıskandıran tekliftir. Bu tekliften sonra Türkiye'de hangi firmalar kalacak, hangileri çekilecek,
onları zaman gösterecektir. Ancak bu teklif bu şekliyle yasalaştığı takdirde Putin'den ileride, Güney Kore'den ileride Çin'le yarışır bir noktaya Türkiye'yi getirecek. Bütün dünyanın gerisine savuracaktır. Bir tane örneği tutturup sürekli Almanya diyenlere şunu hatırlatmak gerekiyor. Almanya sosyal medya düzenlemesini 2 yıl tartıştı arkadaşlar. 2 yıl. 2 yıl boyunca toplumun tüm taraflarıyla tartıştı ve 2 tane çıpa koydu. Bunlardan bir tanesi bağımsız yargı kararı. Türkiye'de erişim engelleme hakkı bağımlıdır, bağımsızdır, yargıda vardır. Ama ayrıca onun üzerinde kuruma verilmiştir. BTK, Bilgi Teknolojileri Kurumu başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığından tutun Türkiye Jockey Kulübü'ne kadar kurumlar sosyal medya üzerinde erişim engelleme ya da içerik kaldırma kararı verebilmektedirler. İçerik kaldırma kararını istediğiniz kurumdan gider alırsınız eğer iktidardaysanız ya da iktidarın emrinde şımartılmış bir bürokratsanız. Örneğin Fahrettin Altun evinin bahçesine, vakıf arazisine el atarak, yıkım ekibi geldiği gün vakıflardan alelacele kontrat yaparak ama boğaz içinde kimse çivi çakamazken demirler, pergoleler, taştan yollar, rüzgar kesen duvarlar yapıp bu haberleştirilince saatler içinde erişim engel kararı almaktadır. Almanya'da bu bağımsız yargıya bırakılmıştır. Türkiye'de BTK ile başlayan Diyanet'in de içinde olduğu onun üzerinde kurum bu kararı vermektedir. Almanya'nın ikinci çıpası en yüksek toplumsal mütabakatlardan bir tanesi olan neonazilerle mücadele, ayrımcılıkla, nefret söylemiyle mücadeledir. Almanya geçmişindeki bir soykırımdan, ondan duyduğu utançtan, devletçe dilenmiş özürden, toplumsal olarak oradan alınan derslerden dolayı neonazilerin nefret söylemini hedef göstermelerine karşı hep birlikte dur demektedirler. Türkiye'de Almanya'nın neonazilere aldığı tedbir Türkiye'de sosyal demokratlara, akademisyenlere, HDP'lilere, İYİ Partililere ve Z kuşağına alınmak istenmektedir. Diri diri İnsanları evinde yakmak için sosyal medyadan hedef gösteren neonaziye ne tedbir aldıysa Almanya ki mahkeme kararı şartıyla bizimkiler pergoleleri haber olmasın diye, barış akademisyenleri görüş açıklamasın diye, İYİ Partililer iktidarı eleştirmesinler diye ya da Halkların Demokratik Partisi'nin basın açıklamaları verilmesin diye kullanılacaktır. Bunu herkes görsün ki bu dört başı mamur ve dört başı dört tarafı keskin sosyal medya sansürü Türkiye'yi çağın çok gerisine, çok çok gerilere doğru götürecektir. Bu konudaki mücadele burada da daha sonra yasalaşması durumunda Anayasa Mahkemesi'nde de ve mümkün olan her mecrada verilecektir. Unutulmamalıdır ki burada evrensel bir hak gibi gösterilen unutulma hakkı MHP'nin AKP'ye ettiği hakaretleri hatta küfürleri kayıtlardan silme, AKP'nin FETÖ'ye yaptığı övgüleri, FETÖ'yle olan ilişkileri internetten silme, kendi geçmişini temizleme, kendisini İnternet üzerinden, sosyal medya üzerinden hak etmediği şekilde temize çekme, kendilerine genel af çıkarma kanunundan başka bir şey de değildir. Bu tip özgürlükler bireyler için uygulanmalıdır. Siyasiler bundan en az yararlanmalıdır. Bu tip özgürlükler için uzun toplumsal mütabakatlara ihtiyaç vardır. Çok net olarak söylüyoruz. Türkiye'de yargı kararları. İktidardaysanız, iktidar lehine, muhalefetteseniz aleyhinize işliyor.
ve maalesef bütün dünyadaki temayüllerin, yönelimlerin aksine bu tip durumlarda siyasiyle vatandaş karşı karşıyaysa siyasetin lehine işliyor. Bürokratla vatandaş karşı karşıyaysa bürokratın lehine işliyor. Oysa örneğin Türkiye'de iş mahkemeleri işçiden yanadır. Bütün dünyada da bu işlere bakan mahkemeler vatandaştan yanadır. Ama Türkiye'de siyasiden ve bürokrasiden yanadır. Kaldı ki akıl almaz bir şekilde mahkemeden o kararı alamasanız kendi atadığınız kurumlardan almaktasınız. Bu kılıç bu iktidarın eline verilmemelidir. Eline bu kılıcı alırsa basın özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaktan başka bir sonuç asla doğurmayacaktır. Biraz önce bahsetmişken bugün burada yok. Ama burada olmama sebebi şu. Anadolu Ajansı Fahrettin Altun tarafından kendi adına sansür yapan bir ajans olarak yönlendirilmektedir. Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı'na yapılan eleştirileri kısmen vermektedir. Bakanlara yapılan eleştirileri kısmen vermektedir. Devlet Bahçeli'ye yapılan eleştirileri kısmen vermektedir. Ancak ve ancak Fahrettin Altun'a bir cümle eleştiri yaparsanız bir cümle yer almamakta, 100 cümle yaparsanız bir satır yer almamaktadır. Fahrettin Altun makas şahsına yönelik olarak sansür uygulamaktadır. Dün bunları ifade ettik, dün de hiçbir cümle yer almamıştır. Onun peşini bırakmayız. O Türkiye'yi dünyaya rezil etmektedir. Kendisini görevlendiren kişileri de mahcup etmektedir. Onun peşini bırakmayız. Şahsı için aldığı maaşla yetinmeyen, evine 5 maaş giren, yetmiyor üzerine huzur hakları verilen şımartılmış sarayın şımarık çocuğu kendi lehine devletin ajansına, Atatürk'ün kurduğu ajansa sansür uygulatmaktadır. Bunun peşini bırakmayız. Canlı yayında dinleyen herkes, AK Partili MHP'li vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz ki, bir bürokrat, siz %50'si asgari ücretin altında maaş alan emekliler, siz 2000 lirayla geçinmeye çalışırken 100 bin liraya yakın maaşlar, huzur hakları alan bir şımartılmış bürokrat devletin ajansına benim hakkımdaki eleştirileri geçmeyeceksiniz diyor. Sizin seçtiğiniz cumhurbaşkanı eleştirilebilir, sizin seçtiğiniz milletvekilleri eleştirilebilir, az da olsa verilir, Fahrettin Altın Makas verilmez. Neden? Çünkü sansürün basındaki isim budur. Sizin verdiğiniz vergilerle 4 tane 5 tane maaş alan bu kişinin yaptığı haksızlık kul hakkından başka bir şey değildir. Sizin evladınızın kursağından geçmeyen bu şımarığın hanesine gitmekte, yetkilerini de böyle haksızca kullanmaktadır. Değerli basın mensupları, 15 Temmuz gecesi kapalı olan meclis, mecliste bulunan partilerin birbirine çağrısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisi kuran parti darbeye mecliste direnir yaklaşımıyla meclisin açılmasını talebi ve bu meclisin tüm siyasi partilerin desteğiyle açılması ve katılımıyla ertesi gün 4 siyasi parti liderinin kürsü konuşmasıyla 15 Temmuz'a karşı etkin bir itiraz, siyasi itiraz ortaya kondu. 20 Temmuz'da aslında daha sonradan öngörüldüğü, o gece önlenmediği ve sonuçlarından istifade edildiği anlaşılan 15 Temmuz darbesi araçsallaştırılarak 20 Temmuz sivil darbesi, 20 Temmuz OHAL darbesi yapıldı. O halde bu meclisin yetkileri elinden alınıp siz bilmezsiniz, sanki 15 Temmuz'da canını ortaya koyan bu meclis değilmiş gibi, biz biliriz, hızla karar verip uygulayacağız, en doğrusunu yapacağız,
FETÖ'nün kökünü kazıyacağız diye o hal yetkisi alınmıştır. Bu yetki FETÖ ile mücadele diye başlatılıp her türlü muhalifin üzerine gidilerek ve barış akademisyenleri, sol siyasetin etkili isimleri, FETÖ dışında FETÖ ile yakından uzaktan ilgisi olmayan her türlü muhalefet, sivil toplum, dernekler, vakıflar da cezalandırılarak iktidar bir şekilde kendi gücünü tahkim etmiş ve o şartlarda referanduma gitmiştir. Ancak o günlerde hakim olan OHAL kafası biz yaparız olur, en iyisini biz biliriz demişti. Son günlerde iki çarpıcı örnek var bu konuda. 10 Temmuz 2020, bundan neredeyse 2 hafta önce, 2 haftadan da az bir süre önce 29 hakim ve savcı FETÖ'cü oldukları için açığa alındılar. Haklarında yasal işlem başlatıldı. Bu 29 hakim ve savcının 19'u 15 Temmuz sonrasında göreve başlatılmıştır. OHAL kriterleriyle, AKP kriterleriyle, saray kafasıyla, OHAL kafasıyla. Yani milat 17-25'ti. Ondan önce bilmiyorduk, ne istedilerse verdiler. O günden sonra yaptığımızdan mesulüz diyenlerin 15 Temmuz'dan sonra bile FETÖ'cüleri alıp da yargının başına koydukları ortaya çıktı. Çok açık. Ve bu noktada geçmişte iktidarla muhalefet arasında başlayan, sürmekte olan FETÖ ile ne kadar mücadele ediyorsunuz tartışmasına Şamil Tayyar FETÖ borsası iddialarıyla ortak olmuştu. Ardından da Mehmet Metiner çıktı, dedi ki İçişleri ve Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bir takım görevlendirmelerde bürokrasiye FETÖ'cülerin atandığını biliyorum. İsim isim biliyorum dedi. Bu noktada o televizyon programına Süleyman Soylu bağlandı, İçişleri Bakanı. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çok kesin bir dille, çok emin olarak dedi ki FETÖ'den nedamet getiren, pişmanlık duyan bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmedik dedi. Çok emin. Ben de bir şeyden eminim. Süleyman Soylu'yu çok yakından takip eden ve en iyi onu tanıdığını düşünen bir muhalif siyasetçi olarak Süleyman Soylu yalan bitmeden doğru konuşmuyor. Yüzlerce örneği var. Yüzlerce örneği. Tıraş olduğu berberde bile yalan söyleyen birisidir. Bütün Türkiye'ye daha sonra rezil olmuştur. Der ki ben hep burada tıraş olurum. Gidersiniz berber der ki kapalıydım. AK Partililer açtırdı, ömrümde ilk kez gördüm. Zaten tıraş da yapmadım. Fotoğraf çektirdi gitti neredeyse. Şimdi bildiğimiz için yalan bitmeden doğru konuşmaz beyefendi. Dikkatle baktık. Ve bugün ortaya çıktı ki Ömer Faruk Yüce ve Hidayet Sarı kaymakam olarak, Yakup Ömeroğlu, Mevlüt Özmen ve Müfit Gültekin vali yardımcısı olarak atandılar. Bu kişilerden bunların hepsi FETÖ'cülükten dolayı açığa alınmıştı, yargılanmışlardı. Ömer Faruk Yüce ve Yakup Ömeroğlu, Yüce bir kez, Ömeroğlu iki kez Pensilvanya'da bizzat Oze'yi ziyaret etmişti. Ve yapmış oldukları mahkemedeki beyanlarında diyor ki etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor. Nedir etkin pişmanlık? Bir hata yaptım. FETÖ örgütünde yer aldım. Çalışmalarına katıldım. Ziyaretine gittim. Onların talimatlarıyla iş gördüm ama pişmanım. Bildiklerimi anlatayım. Siz de beni affedin. Etkin pişmanlıktan faydalanmanın FETÖ'cü olduğu halde daha sonra pişman olmak, nedamet getiren hiç kimseyi göreve getirmedik diyor. Türkiye'de kaymakam ve vali yardımcıları göreve geliyor. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına bakın. Mehmet Metiner'e karşı söylediği, onu kınayan, ona saldıran sözler Metiner'e haksızlık bu şartlar altında. Metiner'i korumak, hukukunu korumak benim işim değil ama bilinen bir şey var ki bal gibi FETÖ'cüleri şu anda vali yardımcısı
buz gibi FETÖ'cüleri şu anda kaymakamlıklara atıyorlar. Beyefendiler pişman olmuş. Bu FETÖ'nün kandırdığı, ona kurban derisi verenler, bankasına para yatıranlar, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt lehine faaliyette bulunmaktan 6 yıl hapis yatsın. FETÖ'nün godamanları uçan sarayda, FETÖ'nün godamanları kaymakamlıkta, valilikte ya da FETÖ'nün godamanları aldıkları ihalelerle bir elleri yağda, bir elleri balda. Bunu da görelim. Bu hükümet FETÖ'nün kökünü kazıyor diyenler, etkin pişmanlıktan yararlananların nasıl atandıklarını tekrar görsünler. Bugün bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Anayasa Mahkemesi kararı. Oy birliğiyle. 20 ay sonra ama oy birliğiyle. Defalarca burada sizler bizim şunu söylediğimizi duydunuz. Anayasa toplumsal mütabakat metnidir. Bütün topluma yapılır, bir kişiye yapılmaz. Her doğan için anayasa yapmak lazım. Siz Erdoğan için yapıyorsunuz. Erdoğan'a anayasa yaptığınızda bu anayasayı döner ilk o çiğner demiştik. Bir yıl önce ölçüsünü aldığınız kıyafet bir yıl sonra ona da ya dar gelir ya bol gelir. Herkesin üstüne uygun bir şey yapmak lazım diye söyledik. Dinlemediler. Bugün Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığına bağlı 4 kurumun Devlet Arşivler Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar Başkanlığı ve Strateji Bütçe Başkanlıklarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5018 sayılı kanunun ek cetveline eklenmesini oy birliğiyle iptal etti. Dedi ki, bu kanunluk iştir, meclis yapacak. Biz bunu söylediğimizde, hadi canım dinlemiyorlardı. Hızlı işleyecek devlet, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bu 4'ü iptal edilmiş. Devamında yine aynı şekilde bir sonraki düzenlemesini de götürmüşüz. Onu da yarın öbür gün bir süre sonra görüşecekler. 7 ayrı kurum daha var. Uzay Ajansı, siz izlediniz. Biz dedik ki uzay ajansı kurulacaksa kanunla kurulacak kardeşim. Getirin birlikte kuralım. Biz kurarız. Kapadokya Başkanlığı kanunla kurulacak kardeşim. Hayır, biz kurarız. AB Başkanlığı kanunla kurulacak. Anayasa diyor ki idare ile ilgili hükümler kanunla düzenlenir. Biz yaparız. Anayasa Mahkemesi'nde bir kişi bile bunlar haklı dememiş. Çünkü buz gibi ortada yaptıkları ihlal. Kendine yapılan anayasayı ilk günden kendisi çiğniyor. Meclise saygısız. Kendi alanı yetmiyor, daha da ileriye taşıyor. Ve bu bir kişinin anayasayı çiğnemekte, hani bu çocukların sürekli her şeyi yiyen oyunu gibi, yedi 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 önceki anayasayı bitirdi. Devlet Bahçeli, efendim fiili durumu kayada geçirelim. İyi, temize çektiler. Erdoğan'ın her yediği şey kendinde olsun. Yeni anayasaya Erdoğan'ın el attığı her yeri yazdılar. Yeni anayasa var, yemeye devam ediyor. Yemeye devam ediyor. Demokrasiyi kemiriyor, anayasayı kemiriyor. En büyük suç ortağı da Devlet Bahçeli. Yeni yaptıkları anayasayı ihlal ediyorlar. Dört başı mamur. Tek adam her şeye karar verecek. Sonra uzay ajansı burada kurulacak deyince bize diyorlardı ki siz uzaya gitmeye mi karşısınız? Yok, uzaya gitmeye karşı değiliz ama sizin bu kadar hukuk tanımazlığınıza karşıyız. O gün onu söyleyenler bakalım bugün ne diyecekler. Bir başka husus. Söyleyince efendim Sağlık Bakanlığımız çok iyi gidiyor. Neden eleştiriyorsunuz? Bu kadar başarılı Covid mücadelesi. Kötü kokular geliyor dedik mi dedik. Dedik mi test sayısı neden artmıyor? Türkiye'de bu testten yapan bir sürü firma var. Yurt dışına bile ihraç ediyorlar. Alın testleri yapın. Biz günde 5000 test yapabiliyoruz. Biz günde 10.000 test yapabiliyoruz. Bu sayıya 50.000'e çıkar, 100.000'e çıkar. Almanya 100.000 test yapıyor, vakaları hemen yakalıyor. Sen de çıkar. Nece söylememizden, gayretimizden sonra
Test kriterleri değişti de bir şekilde test sayısı 50 bine çıktı. Ama o pis kokuların doğru olduğu şimdi ortaya çıktı. Arkadaşlar, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı görevden alındı. TÜSEB'in genel sekreteriyle başkanı eş zamanlı istifa etti. USAŞ'ın, yani bu maske işinin tek temincisi, test kitlerinin tek satın alıcısı USAŞ AS'nin genel müdürü istifa etti. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Biyolojik Ürünler Daire Başkanı istifa etti. Sebep? Testlerin hepsini bir yerden almışlar. BioExen. BioExen firmasından. Siz, biz, analarımız, dedelerimiz yaşasın, onları koruyalım, test yapılsın diye. Sağlık Bakanı gayret gösteriyor toplumun tüm kesimlerinden o günlerde destek alırken, bu bürokrasi testleri yandaştan alalım, testleri tek yerden alalım, 5000 varsa 5000 yaparız. 50.000 test yapılacak, diğer firmalar yurt dışına yolluyor, testleri tek yerden aldılar burayı zengin etmek için. Sonuç, testlerin oranı %40 doğrulukla çıkıyor. Bir de en kötü testi almışlar. Bir doktor arkadaşım bugün sabah aradı ve şunu söyledi. Covid'le mücadele eden doktor arkadaşım. Dedi ki, yazı tura atıp ona göre tedavi yapsak daha çok adam kurtaracakmışız. Daha çok kadını kurtaracakmışız. %40 ya. Test yapıyorsun %40. BioExen. Bütün bu bürokrasi. Şimdi hepsi görevden alındı. Şimdi tek adam rejimi, saray rejimi, hızlı karar veriyoruz. Hepsini siz atadınız. Çok etkin, liyakat yok, sadakat var. Bu beyefendiler bakarsan hepsi Cumhurbaşkanı'na çok bağlı. Evet kampanyasında, sosyal medyada, evet mitinglerinde selfie çektirmiş. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Namaz kılarken, ibadet ederken, oruç tutarken bunları alenileştirmekte sıkıntı yok. Önemli olan bizim uygun bürokratlar olduğumuz söylensin. Doğru mu? Liyakat sıfır. Ahlak ortada. Ve insanları yaşatalım diye mücadele edilen, gayret gösterilen 80 milyonun tek vücut dua ettiği yerde tek firmadan test alıp tek firmayı zengin edenler. Şimdi istifa ettiriliyorlar, görevden alınıyorlar. Bu işi takip edeceğiz. Ama şunu bilelim ki saray rejiminde, tek adam rejiminde, sarayın ve tek adamın kontrolünde olmayan hiçbir atama, hiçbir ihale, hiçbir karar olmaz. Bunlar görünenler, bağlantının nereye gittiğini bu işleri bilen ve artık yaka silken bütün vatandaşlarımızın vicdanlarına havale ediyoruz. Siz Covid'den daha az kişi kaybedelim diye dua ederken tek yerden test alanları. Eğer o günlerde 5000, 10.000 değil 50.000 test yapsaydık kaç vaka yakalardık? Şu anda 6.000'e yaklaşan kayıp sayımız kaçta kalırdı? Bu kadar insanın vebali kim de vatandaşımızın vicdanına havale ediyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Tabii. Hayvan hakları yasası bu meclisin üzerinde mütabakata vardığı neredeyse tek konu. Araştırma komisyonu uyumlu çalıştı. Güzel bir rapor yazdılar. Hangi düzenlemelerin yapılması gerektiği belli. Bütün partiler hazır. Öyle söylendi. Ardından Meclis Başkanı Şentop'un 2020 mesajı, 2020'nin ilk işi hayvan hakları yasası dedi. Tık yok. Cumhurbaşkanı 2018-24 Haziran'a giderken kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, hayvanlara karşı zalimce davranışlarla ilgili düzenlemeler ilk işimiz olacağız dedi. Tık yok. Her seferinde çağırıyoruz, yok.
Yine görüyorsunuz hayvanlara zulüm, hayvanlara tecavüz gibi sapkınlıklar ve halen bu düzenlemenin yapılmaması. Biz daha ne söyleyelim? Bugün neyle uğraşıyorlar? Twitter kuşunun kanatlarını kıracaklarmış. Devlet Bahçeli öyle söylüyordu bundan 4 yıl önce bir muhalefet partisi lideriyken. Böyle değil, çok daha düşük düzenlemeleri dile getirdiklerinde kuşun kanadını kırdırmayız. Bugün Twitter kuşunun kanadını kırmakla meşgul iktidar dursun. Millet yürekleri parçalanarak kedilerin, köpeklerin, eşeklerin, kuşların, her türlü hayvanın çektiği zulmü görüyor. Bunlar sanal bir kuşun kanadını kırmakla meşguller. Bütün hayvanseverlerin beklentisi var. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu topraklarda yaşayan insanların çok 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 yüksek bir şekilde hayvanlara dostlukları var. Çektirilen eziyete itirazları var. Yapılan bu vicdansız muamelelere karşı tavizsiz bir karşı çıkışları var. Ama seslerini duymayan bir saray, seslerini duymayan bir meclis başkanı var. Diğer konu, arkadaşımızın sorduğu İstanbul Sözleşmesi. Türkiye Kadın Hareketi bütün zorluklarına rağmen büyük bir mücadele veren, önünde saygıyla eğildiğimiz, kararlarına saygı duyduğumuz, mücadelelerinden ibret aldığımız ve kendi pozisyonumuzu ancak onların doğrularını paylaşarak ve onlara verebileceğimiz desteği vererek ifade edebileceğimiz çok uzun yıllara dayanan, çok önemli emekleri olan bir hareket, Türkiye Kadın Hareketi. Türkiye Kadın Hareketi'nin önemli kazanımlarından bir tanesidir İstanbul Sözleşmesi. Türkiye'nin gururudur İstanbul Sözleşmesi. Coğrafi ev sahibiyiz, ilk imza sahibiyiz. Çekince koymadan imza atabilen ülkelerdeniz. Mecliste oy birliğiyle geçirmişiz ve imza koyan 56, uygulayan, ülkesindeki tüm prosedürleri tamamlayan, meclisinden de geçiren 34-36 ülkeden birisiyiz. Dünyada ilkiz. Tüm ve en muhalif kişiliğimle söylüyorum ki, bir tane nazar boncuğunuz var veya bir ödülünüz var, ödül vereceksiniz, bu ödülü AK Parti'ye vereceksiniz deseler, 18 yılda onları tebrik edip doğru bir işi hep beraber yaptık, doğru yaptınız diyerek vereceğimiz ödül İstanbul Sözleşmesi'ne konulan imzadır. Ne hazindir ki AK Partili yöneticiler İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekmeyi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi tartışır haldedirler. AK Parti ne yanlış yapsa arkalarından değil, çoğunlukla önlerinden giden Devlet Bahçeli'yi bugüne kadar defalarca nezaket sınırları içinde en etkin biçimde eleştirdik. Dünkü İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklamasında AK Parti'nin arkasından gitmeyen, hatta önünden yol açmayan, bu konunun her yönü çok iyi düşünülmelidir, yanlış yapılmamalıdır diyen tavrını doğru buluyoruz. Ve Türkiye Kadın Hareketi'nin kadına karşı şiddet, kadın cinayetlerinin önlenmesiyle ilgili bu meseleyi onlar halledecekler. Bu meselede bize, erkeklere ve erkek siyasetçilere, bu canavarca cinayetleri işleyenlerle aynı cinsiyetten olmanın verdiği mahcubiyetin yanında onlara destek vermek düşer. Ne istiyorlarsa, nasıl bir mücadele vereceklerse, bu mücadelenin yanında olmak, arkasında olmak ve canavarca işlenen bu cinayetleri işleyen ve aynı cinsiyetten olmaktan utanç duyduğumuz bu insanlık dışı, insan dışı mahlukların hem cezalandırılması, ama en önemlisi böyle canavarların toplumda yetişmemesi için eğitime yönelik, toplumdaki sosyolojik sorunlara yönelik veya toplumda alınmış olan bir takım siyasi kararların yarattığı olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yapılması gereken her türlü düzenlemeye bütün mahcubiyetimiz
ve bütün samimiyetimizle destek vermek boynumuzun borcudur. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.